Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Emine. Videoma başlamadan önce yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini basmayı unutmayın lütfen. Şimdi hemen içeriğimize geçelim. En son koltuk altı sararması ve beyaz çamaşırlarla ilgili videoma çok fazla tül perdelerini yıkar mısın diye yorum gelmiş. O yüzden ben de ne yaptım çok isteniliyor diye tül perdelerimi yıkayacağım. Daha henüz yıkamayacaktım ama istek üzerine yıkamış bulunacağım. Ben onları çıkarttım. Şöyle katlı durduğu zaman sararmış gözükür. En sararmış hali tüllerimin bu şekilde. Yani sadece peteklerden dolayı sararıyor. Çünkü evin içinde sigara içilmiyor bizim. Şuraları görebiliyor musunuz? Bayağı kirlenmişler. Şimdi bunları ben nasıl yıkıyorum? Deterjan olarak normalde ben persilin sıvısını ve tozunu kullanıyorum. Çamaşırlarıma ne kullanıyorum diye soranlar için söyledim. Tüllerime de çocukların çamaşır deterjanı olan, şimdi göstermek de istemiyorum. Gösterdiğim zaman satıcılar sağ olsunlar fiyatlarını yükseltiyorlar. Benim işime de gelmeyecek şimdi bunun fiyatı artarsa. Zaten normalde bunun fiyatı 28 lira. Şu Roxy. %100 bitkisel yağlardan üretilen toz sabun diye geçiyor. Şöyle bebeğinizin çamaşırlarında tüllerinizde ve narinleriniz için kullanabilirsiniz diye söylüyor. Ben de tüllerimi bununla yıkıyorum. Yani tüllerin daha beyaz olmasını sağlıyor ve kokusu çok güzel olduğu için mesela ben bunu çocukların deterjanlarında da koyduğum zaman yumuşatıcı ya da herhangi bir şey koymuyorum. Gayet iyi bir şekilde içindeki yağlardan dolayı yumuşak olmasını sağlıyor ve kokusu da çok güzel. Yine aynı şekilde bundan koyacağım. Fiyatını arttırmayın. Çok üzülürüm gerçekten. Ne olur. Şu Roxy. Vallahi gerçekten göstermek istemiyorum ama mecburum. Şimdi bilmeyenler de olabilir bunu. Şimdi tülleri ben makineye atayım. Deterjan koyma aşamasını orada göstereyim. Çünkü tamamen kafa karışıklığı olmasın diye. Şimdi benim makinem 5 kiloluk makine olduğu için dolayısıyla benim tüllerimi tek tek alıyor. Ya böyle de bir işkence çekiyorum ben. Zaten sıkışık olmasın. Sıkışık olduğu zaman tekrar beyazlama olmaz. Ne yapar? Yıkanamaz tüller. Bunu sonra tekrar yıkamasını yapacağım. Şimdi bunu koyduk. Devir olarak benim 800 devir. Ben tüllerin buruşmasını istemiyorum. Çünkü ben bunu çıkarttığım zaman direkt olarak asıyorum. Ütü falan yapmıyorum. Devirini 500'e indirdim. Sentetik ya da hassas ayar ya da tül perde ayarı olanlar ona yapabilir. Ben sentetik 60'ta yıkıyorum. Bu değişmez benim. Tüllerim de aynı şekilde. Diğer pamuklu vesaire onlarla ilgili yapmayın. Narin 30 tülün mesela durumuna göre çok kirliyse temizlemez. O yüzden yani ya 40 derece ya da 60 derece olması gerekiyor. Herhangi bir problem yapmıyor. Ben genelde sentetik 60'ta yıkıyorum bunları. Deterjanları koyalım. Şimdi buradan görebilecek misiniz? Bilmiyorum. Yumuşatıcı koymuyorum. Koymak isteyenler, işte böyle yumuşatıcı kullananlar yumuşatıcı koyabilirler. Proxy'den bir tane tül var ve tüllerim büyük olduğu için ve makinem küçük olduğu için ancak bir tane. Şundan bir ölçek koydum. Diğer tarafa da bir ölçek koyacağım. Kendi ölçüsü var bunun. Mesela arkasında yazar çok kirliler için iki ölçek. Şimdi ben bunun içine çamaşır sodası koyacağım için çamaşır sodası da mesela bir ölçek koyuyorum. Hem daha yumuşak olmasını sağlıyor hem de daha beyaz olmasını sağlıyor. Şu çamaşır sodasının ısındığını daha önce söylemiştim. Şimdi bir ölçek koyduk. Diğer tarafa da bir ölçek koyacağım. Bir yerlerde gördüm makine tabletiyle yıkamışlar ama makine tabletinin içindeki o kimyasallar daha çok tüllerinize zarar vereceğini düşünüyorum. Tüllerinizde yırtılmalar olabilir o yüzden. Bununla ilgili hiçbir problem olmuyor. Ben eski tüllerimi de aynı şekilde yıkıyordum. Bu tüllerim de aynı şekilde çünkü tüllerimi değiştirdim. Bir ölçek de şundan şuraya koydum. Eğer ki çok kirliyse, sararma, böyle kararma, o tarz şeyler varsa tüllerinizde, şimdi makineyi çalıştıracağım, suyunu alacak, deterjan kalmayacak ya gözünde. Tek tarafına Arap sabunu koyabilirsiniz. Şimdi benim tüllerim normal bir şekilde ama sizin görmeniz açısından bir gözüne Arap sabunu koyacağım. Diğer gözüne koymayın, taşlaşır çamaşır sodası.
Çok kirliyse ön yıkama yapabilirsiniz. Benim dediğim gibi çok sararmış olmadığı için ön yıkama yapmayacağım. Şimdi suyunu aldı. Bakın. Suyu alıyor çünkü diğer türlü dediğim gibi çamaşır sodası taşlaşır. Şimdi buradan deterjanlar gitti. Bir buçuk kapak Arap sabunu koydum. Çok kirliyse iki kapak. Aklınızda bulunsun. Şimdi bu böyle yıkansın. Normal bitirdikten sonra işte buruşukluk durumunu işte vesaire her şeyini göstereceğim sizlere. O arada da öteki tülümü atacağım sizlere gösterirken o yıkanmış olacak. Dediğim gibi benim de böyle bir sıkıntım var işte makinem küçük olduğu için. Şimdi bu böyle yıkansın, suyunu alsın iyice güzelce. Bakalım ondan sonra sonuçta hep beraber görüşeceğiz. Bu şekilde köpük oluyor. Korkmayın. Makinenizin herhangi bir yerinden köpük çıkmıyorsa hiç problem yok demektir. Zaten tül deterjandan dolayı bu şekilde köpürmesi çok normal. Bu da size hani fikir olsun diye böyle göstereyim dedim. Şöyle gördüğünüz gibi makine bitti. Şöyle bir yapalım. Şimdi ötekiyle sonucunu göstereceğim size. Buruşukluğuna bakın benim bu tüller bu şekilde. Yani çok makinenin içinde bekletmeyin. Bekletirseniz buruşur. Islak olduğu için devirini düşük tuttuğum için zaten astığımda o iyice düzelecek. Ama zaten buruşuk değil. Yani şöyle görebilirsiniz. Buralardan belli olur. Şuralarda çok hafif hafif var. O da zaten astığımda düzelecek. Gayet mis gibi kokuyorlar. Yumuşatıcısız da gayet deterjanla güzel kokuyor. Şimdi diğerini koymadan şimdi sonucu göstereyim. Videoyu da orada sonlandıralım. Şimdi sonucu göstereceğim. Bu yıkanmamış tülüm. Bir nevi iyi oldu. İkisini birlikte atsaydım belki anlaşılmayabilirdi. Tek tek bana eziyet ama sizin görmeniz açısından. Şimdi bakın şurada topladığınız zaman şuralar sarı olur. Şunu da toplayalım. Bakın bu da yıkanmış tülüm. Hiç leke falan, sararma falan hiçbir şey kalmıyor. Baktınız ki sonda makineniz köpüklü bırakırsa bir kere durulama yaptırın. Çünkü çok köpük oluyor ya. Durulama yaptırın. O şekilde sonra asın. Deviri düşük tuttuğum için zaten buruşmuyor. Şimdi. Vallahi belli olacak mı? Hiçbir fikrim yok. Şöyle döndüreyim şunu. Şimdi bu yıkanmamış tül. Bu. Onu da döndürelim. Ne kadar döndürürsen o kadar. Ben tülü kendim buruşturdum. Vallahi nasıl göstereceğim size? Hiçbir fikrim yok gerçekten. Buralar sarı sarı. Yani bununla bunun arasındaki fark bence belli oluyor. Şöyle buradan tutayım. Buradan tutayım. Şurada sarılıklar var. Şöyle göstereyim hatta. Tam netlemiş durumda. Şöyle yapalım. Şunda. Ay sanki şey gelinlik üstümde. Anlaşılıyor mu? Gerçekten bilmiyorum ama şu an bu sarı. Bu da kar gibi beyaz. Benim gördüğüm bu. Umarım net bir şekilde gözüküyordur. Ben her zaman söylüyorum zaten. Uygulamalarım doğru gelen yapabilir. Uygulamalarım doğru gelmeyen yapmayabilir. Tamamen size kalmış. Bunu hemen asacağım. Yoksa kurursa düzelme yapmaz. Buruşuk kalır. Bu sefer ütü yapmak zorunda kalırsınız. O yüzden makineden çıkarttığınız gibi hemen asmaya gidin. Zaten camlar kapılar açık olduğu sürece hemen kurur. Vallahi umarım faydalı olur size de. Umarım yaptığınız zaman sizin de böyle tülleriniz bembeyaz olur. Bugünlük benden bu kadar. Yeni gelenler kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.